Ağzı belli Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillahi Hakkı Hamdihi ve Senaihi ve Salatu ve Selamu ala khayri khalqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Kıymetli kardeşlerim Şafi fıkı derslerimiz kaldığı yerden devam ediyor inşallah. Bugün size namazı bahsedeceğiz. Namazın vakitleri, sabah namazın vakti ne zaman giriyor? Efendime söyleyeyim namazı bozacak hallerden inşallah kısaca açıklayacağız. Evvela namazın önemi. Namaz neden önemlidir? Neden namaz neden ehemmiyettir? Çünkü namaz Rabbi Hazretlerine yönelme, ona gönül verme e, manevi bir haldir. Namaz kulu Allahu Teala yaklaştıran amellerin en kıymetlisidir. Yani namaz bedendeki baş mesabesindedir. Yani insan eli olmasa yaşayabilir, bir gözü olmasa yaşayabilir, ey ne bileyim bir kulağı olmasa yaşayabilir ama baş olmasa yaşayamaz. Dolayısıyla namazın ehemmiyeti bir beden düşünün, bedende de baş düşün. Yani insanın başı kelle gitti mi o bedenin bir hayrı kalmaz ki. Dolayısıyla namazın ehemmiyeti, önemi buradan anlaşılıyor. Bir de eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip diliyle söyleyip kalbiyle tesdik edip Müslüman olan herkesten ilk olarak Rabbi Zülal Haz Hazretlerinin birlemesi, tek görmesi, tevhid diyoruz ya tevhid dini, Allahu Teala'nın bir göstermesi aslında namaz. Dolayısıyla namazda tazim var. Namazda kulluğun Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'ye boynunu büktüğünü, ona secde yaptığını bir hal vardır. Hatta derler ki her, her, rekatta iki tane secde var, bir tane ruku var. Neden böyle? Yani iki tane ruku da olamaz mı? Ee, olur, olur. Veyahut olmaz. Niye? Çünkü diyor ruku demek Hz. Allah Celle Celaluhu'ya eğilme iddiasında bulunmak demek. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, sen birsin, ahadsın ben sana eğiliyorum. Peki sen eğildin. Yani Allahu Teala'yı birledin. Tevhid dediğimiz vahdaniyet. Allahu Teala'ya tek dedin, ona ibadet dedin. Yani bir iddian var. Allahu Teala'ya ibadet etme iddian var. Senin şahitlerin var mı? Var. Nedir? İki tane secde. Hani bir şey iddia etmek, iddia etmek ruku, iddia ediyorum ya Rabbi sen benim ilahımsın. Onun şahitleri ise nedir kardeşlerim? Şahitleri ise e, secdedir. Böyle de alimlerimiz güzel bir mana vermişler. Onun için kıymetli kardeşlerim namaz imanın alametidir kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, müminin mi'racıdır. Aliye vesselam efendimiz mi'rac'a çıktı. E bizler, bizler de onun ümmeti olarak beş vakit namaz kıldığımızda Allah azze ve Celle'nin huzuruna çıkıyoruz. Mi'rac'a çıkıyoruz. Onun için mü müminin mi'racı namazdır. Mümin bu namaz sayesinde Allah azze ve Celle'nin manevi huzuruna yükselir ve Allahu Teala'ya yalvararak manevi yüksekliği elde eder. Bütün zikir, dua, şükür, tefekkür, tevazu, saygı gibi bütün ibadetlerin ibadetleri hepsini içinden toplayan tek ibadet nedir? Namazdır. Onun için Allahu Teala'yı sevmenin, onu bilmenin ve Allahu Teala'nın sevgisinin Allahu Teala ibadet vermenin ehemmiyeti nedir? Yani en güzel bir şekilde insan namazla ifade eder. Kardeşlerim, bütün hak dinlerde yani Hz. Musa döneminde ve Hz. İsa döneminde de namaz vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, dini mübin, İslam dini Hz. Allah Celle Celle gönderdikten sonra Miraç gecesinde Rabbi Celle Hazretleri 50 vakit namaz ümmete farz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Allahu Teala'ya müracaat etmesi, Allahu Teala'ya yarvarması, yakarması o 50 vakitten 5 vakite Yine 1'e 10 Rabbi Zül Hazretleri'nin ve aşrem thali ayet kerimedir. Kim bir hayırda gelirse Rabbi Zül Hazretleri'ne Allah en azı 10 veriyor. Dolayısıyla 50 vakit, biz de 5 vakit kılıyoruz. Her bir vakitte 10 vakit verirse yine 50 vakitin sevabını almış oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim bu büyük ibadetin de zamanı var. Bir insan daha ezan okunmadı kalkıp öğle namazı kılabilir mi? Kılamaz. Yani şimdi saat 1'de öğlen ezanı okunuyorsa saat 11'de öğlen ezanı bu ibadet yapılmaz. Mutlaka vakti bilmek lazım. E şimdi takvimler var, saatler var, e, imsak yerler var. Her şey cep telefona girdi. Efendim söyleyeyim orada Semerkant takvimini yüklüyorsun. Orada bakıyorsun. Bunlara bakıyorsun ama bunlar olmasa nasıl yapardın? Bunun ilmini bilmek lazım. Vaktini bilmen lazım. Neyle bileceksin? Doğa ile, güneşle, güneşin batışıyla. Efendim söyleyeyim gece mesela e, aydınlanma, aydınlanma. Mesela sabah namazı vakti nasıl belirleyeceksin? sabah namazının vaktini fecri sadık ve fecri kazım. Fecri sadık, fecri kazım önce. Fecri demek doğmak demektir. Bir aydınlık çıkıyor. Nereden? Ufuktan. Böyle e, ince ve uzun bir şekilde bir efendime söyleyeyim bir aydınlanma çıkıyor. Göğe doğru çıkıyor. Sonra onun peşinde de yuvarlak bir şekilde böyle yuvarlak daire şeklinde aydınlık yukarı doğru çıkınca işte bu sabah namazının vaktinin girmesiyle Ta ki ne zamana kadar? Güneş doğana kadar sabah namazının vaktinin girmesi bu şekilde oluyor. Tabi şimdi biz ne yapıyoruz? Ezan okunuyor. Dışarıda evet mesulüm saatimiz var ona bakıyoruz. Bu olmazsa sabah namazın tespiti bu şekilde. Fecri sadıktan başlar. O güneş doğuna, güneş doğumuna kadar devam eder. Öğlen namazının vakti ne zaman geliyor? Öğlen namazının vakti e, zillil sonra. Yani güneş tam tepedeyken her cismin en ufak bir en ufak bir efendime söyleyeyim şey olur. En ufak bir gölgesi olur. O ufak gölgenin az bir şey yani bir karış kadarın uzamasıyla öğle namazını öğle namazı yani istiva dediğimiz istiva dediğimiz zil istiva her şeyin gölgesinin misli olduktan olduktan hemen istivadan sonra öğlen namazın vaktini girer ta ki her şeyin misli her şeyin misli kendi gölgesine kadar. Örnek veriyorum benim boyum 1.70. Benim gölgem 1.70 olana kadar 1.70 olana kadar e, öğlen vakti devam ediyor. 1.70 olursa, 1.70 ve az bir şey mesela 1.80 1.90 olursa o zaman ikindi vakti başlamış oluyor. Nereye kadar ikindi vakti? Ta ki güneş batana kadar. Güneş battıktan sonra ikindi vakti bitiyor. Akşam namazı ne zaman başlıyor? Tabi bunlar dediğim gibi yani hani saat yok, takvim yok, efendime söyleyeyim hiçbir şey yok. Bunlar sen gözlemleriyle vakitleri belirleyeceksin. Akşam vakti güneşin batmasıyla başlıyor. Ta ki şefekul ahmer o kızılık var ya, kızılık kırmızılık bir bulut var. O bulut kaybolduktan sonra akşam vakti bitmiş oluyor ve yası vakti başlamış oluyor. En uzun vakit yası vaktidir. Yatsı vaktinin başlamasıyla tabii bu vakitlerin ihtiyar vakti var, cevaz vakti var namaz kıldığı zaman hem namaz kılıyorsun hem de çok fazilet elde ediyorsun. O vakitlerde var. Tabi bunları tabi sadece genel olarak diyoruz. Ondan sonra ya akşam yatsı vaktinin şefakul ahmer de O kızılık batmasıyla başlıyor. Ta ki fecr-i sadıka kadar sabah namazı vaktiyle. Kısaca inşallah vakitleri dua ile bilmek Efendimiz Aleyhisselam bu şekildeydi. Ama şimdi tabi hiç buna da gerek yok. ...hepimizin elinde dediğim gibi saatlerimiz var... Evet mi söyleyeyim takvimlerimiz var... ...buna bakarak namazları ne yapıyoruz... ...kıymetli kardeşlerim... ...namazların vakitlerini bellemiş oluyoruz... ...bir de kıymetli kardeşlerim... ...mekruh olan vakitler var... ...o vakitlerde namaz kılınmaz... ...güneş doğarken 45 dakika sonra... ...45 dakika kadar namaz kılınmaz... ...güneş tam tepede olurken... ...hafif tam tepede olurken kılınmaz... ...zaten hafif meyil olduğu zaman... ...batıya doğru gölgen doğuya doğru hafif meyil olduğu zaman o zaman zaten öğle namazı vakti girmiş oluyor. Dolayısıyla kerahat vakti dediğimiz vakit tam tepedeyken Şafii mezhebine göre. Hanifi mezhebine göre biraz daha o kerahat vakti çoktu. Şafii de biraz daha kısıtlıdır. Bir de güneş batarken, doğarken, tepedeyken, batarken bu üç vakitlerde namaz kılınmaz, mekruhtur. Ama cuma günü mekruhat yok haremdesin, Mekke-i Mükerreme'desin. Mekruh vakit yok. Hangi vakit olursan ol namaz kılabilirsin Şafi mezhebine göre. Sonra cenaze namazı, kusuf namazı, yani güneş tutulması, ay tutulması, kaza namazları, tahiyyetül mescid, namaz kıldığın iki rekat, abdest namazı, bunlarda kerahat vakti yok. Mesela camiye girdin, baktın ki güne, güneş çıkmış, güneş veyahut Çıkmak üzere, güneş doğmak üzere, sen davasında camiye girdin, iki rekat tahiyyat mescid kılabilirsin. Dolayısıyla onun dışında, onun dışında, güneş batarken, tepedeyken, doğarken ee, namaz kılmak mekruhudur kıymetli kardeşlerim. Evet, gelelim namaza. Namazın hücum şartları. Yani biz bu namazı diyoruz ki, namaz bedende, baş mesafesindedir ama namaz kime? Şartları var. E gavure namaz yok. Balık olacak. Yani farziyetti diyorum. Ama 7 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 7 yaşında çocuklarınıza namaz kıldırın. Bir, Müslüman olması, balık olması, aklı olması, aklı melekelisi yetilen kişiye namaz farz değil. Bir de hayız ve nifazdan temiz olması. Onun dışında bu şartlara hayız olan kişiye namaz farzdır. Mutlaka akıl başta olduğu müddetçe bedeni hangi konumda olursa olsun, hangi şeyde olursa olsun namazı fetvası yok. Ya Allahu Teala akıl alacak. Veya kadın ise hayız veya nifas halinde o zaman namaz yok. Diğer konularda namaz fetvası yok. Üstün batıktır. Şöyle oldu. işim var. Şuyum. Hayır. Evet. Kıymet kardeşlerim namazın vücut şartları bu şekilde. Namazın dış şartları da var. Namazın dış şartları da bilmek lazım. Büyük ve küçük abdestten yani hadesten, necasetten taharet. Efendime söyleyeyim bedeninde, elbisesinde namaz kılacağı yerlerde necaset olmayacak. Ahiret yerlerinde diz ile göbek arası erkekler için diyorum. Kadınlar için ise yüz ve el hariç bütün bedeni kapalı olacak. Kıbleye yönelmek ve vaktin girmesini bilmek. Bunlar namazın dış şartlarıdır. Namazın iç şartları Şafii mezhebine göre biraz farklı. Yani namazın dış şartları beştir. Ama namazın iç şartları namazın rükünleri diğer geçiyor. Tabi bu rükünler de 13 tanedir inşallah. Bunlardan bir tanesini yapmaması namazı bozuluyor. O namazı tekrar kılması gerekiyor. Birincisi niyet getirmek. Namazın iç şartlarıdır. Niyet getirmek. İftitah tekbiri, Allahu Ekber başlangıç tekbiri getirmek. Namazın içindeki farzıdır. Ayakta durma farzdır. Fatiha okumak farzdır. Şafii mezhebine göre, Hanfi mezhebine göre vaciptir. Fatiha okumadın, zem, e, seyif secdesiyle kapatabiliyorsun. Ama Şafii mezhebine göre olmaz. Dolayısıyla namazın farzlarından, namazın iç farzlarından bir tanesi Fatiha. Hakeza Besmele, euzu değil. Euzu sünnettir. Biraz sonra namaz sünnetlerini bahsedeceğiz. Fatiha'nın Fatihanın bir ayetidir. Besmele getirmek. Bismillahirrahmanirrahim getirmek. Rükû'a varmak namazın farzdır. İhtidal yapmak, rükû'tan sonra doğrulmak farzdır. İki secde arası yapmak farzdır. Secdeleri yapmak farzdır. Son oturuşu oturmak farzdır. Son oturuşta ettehiyyatı okumak farzdır. Son oturuşta Allahümme salli ala seyyidina Muhammed buraya kadar Efendimiz'e salavat getirmek farzdır. Ve alel seni Muhammed demek sünneti. Yani onu söylemesi namazı bozulmaz. Bozulmaz ama kelime-i şehadet bitirdi. Eşhedü en la ilahe illa eşhedü enne Muhammed Resulullah dedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demede selam verdi. Namazı bozulur. Dolayısıyla bir farzı eksik etmiş oluyor. Namaz bozulmuş oluyor. Şafii mezhebine göre ikinci son attahiyatta salavat getirmek farzdır. Efendime söyleyeyim. Birinci selam vermek farzdır ve tertibe riayet etmek farzdır. Yani önce secde ruku yapacak, sonra secde yapacak. Tertip dediğimiz bu. Ee, son olarak tümenine menine tü menne dediğimiz yani o ruku'ların arasında mesela ruku'a gitti, bekleyecek, bedeni duracak. Bir kere subhane rabbiyel aala diyecek kadar beklemesi farzdır. Vardı Allahu ekber dedi. Semi Allahu limen hamide namazı bozuldu. Onun için de namazın farzlarından bir farzdır. Evet kıymetli kardeşlerim namazın içerideki namazın içindeki farzlar kısaca bu şekildedir. Bir de namazı bozan haller var. Onlar da inşallah kısaca değinelim. Namazı bozanlardan hallerden küçük ve büyük isteyerek istemeyerek olsun abdestsizliğin, cünüplüğün ve kadınların özel hallerin meydana gelmesi namaz içerisinde namaz bozulur. Namaz kılan kimsenin vücudundan, elbisesinden veya namaz kılacağı yerde necis bir şeyin bulunması veya değmesi. Mesela namaz kılıyorsun, necaset geldi, senin bedenine değdi, namaz bozuluyor. Ee, selam verip o necası giderdikten sonra tekrar baştan alman lazım. Hasten bir anlık da olsa dahi avretini açması, namaz bozuluyor. Bir mana ifade etsin veya etmesin. İki harf veya bir harf mana ifade eden bir harf mesela kı diyorsun. Kı, kaf harfi kendini muhafaza et. Namaz kılıyorsun, adam geçecek oradan, şukura düşecek. Namaz içerisinde kı diyorsun, harf söylüyorsun, namaz bozuldu. Efendim söyleyeyim, çok hareket, ameli kesir. Üç adım atmak, iki adım atarsa namaz bozulmaz. Üç kere elini kaldırmak veya kot üç kere hareket yapmak namaz bozulur. Namazın herhangi bir e, rükünü bilerek yarıda kesmek. Fatiha okuyor. Eee eh sıratı müstakim, sıratı lezine nemte aleyhim. Oraya geldi, küt, secdeye, rükuya gitti, namaz bozuldu. Yemek yemek veya bir şeyler içmek namazı bozar. Göğsü kıbleden çıkmak namazı bozar. Fiil veya söz, neuzubillah, fiiliyle, sözüyle, <laughs> ya yani namaz içerisindeki küfür bir kelime söyledi. Efendim söyleyeyim, namazı bozulur. Niyetini değiştirmek, yani ben namaz kılıyorum, niyetimi, kaza namazı kılacağım. Niyetini değiştirmek namazı bozar. E, niyet veya namazı şartlarından birini şüpheye düşürmek. Ya ben abdestim yoktu. Ben abdestim yoktu. Abdestin yok olduğuna kanaat getirse namaz bozulur. Efendime söyleyeyim. Mesin, 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 mesin hani dedik ya daha diğerki derslerimizden anlatmıştık. Mesin müddeti kaçtı? Mesin müddeti misafirler için 72 saatti, Mukim için 24 saatti. Diyelim ki 24 saat tamamlandı. Namazı bozuluyor. Namazın içerisindeyken eğer. Yani namazda çıkmaya azmetmesi veya tereddüt etmesi. Yani namazda namaz kılıyor, diyor ki ben namazı bırakacağım. Namazı yarıda keseceğim. Bu şekilde niyet etmesi bile namazı bozuyor. Kısa bir rükünün itidal olan mesela semiallahu limen hamide dedi, onu bir Fatiha kadar uzattı. Namazı bozulur. O kısa olan bir e, e, ibadettir, kısa olan bir rükündür. Onu kısaltacak Semi'a Allahu limen hamide Allahumma rabbena lekel diyecek kadar mil es ve mil emma şite Bu da onu da okuyabilir ama fazla uzatamayacak. Yani eğer ki Fatiha kadar uzatırsa namazı bozulur. Efendime söyleyeyim. Ruku ve secde gibi bir fiili bir rüknü bilerek fazla yapma. Yani ruku tekti iki tane ruku yapıyor. Secde iki tanedir üç tane bilerekten. Üç tane secde yapıyor namaz bozulur. Cemaatin ruku ve secde gibi bir fiili rüknüyle mezarası olarak imamdan geri kalması. Yani imam Fatiha okuyor, ruku'a vardı, o Fatiha'dadır, namazı bozulmaz. Ama imam kalktı, o hala Fatiha'da ise o kişi namazı bozuluyor. E, selam verip baştan alması gerekiyor. Ruku ve secde gibi iki fiili de kasıtlı olarak öne geçmesi. Örnek veriyorum, İmam Fatiha okuyor, o secdeye varıyor. Fatiha'yı da okudu, ruku'yu da vardı, secdeye varıyor. Bu olmaz. Ama bir rükün, eğer ki imamdan öne geçerse bu namaz bozulmaz. İkiye çıkarsa namaz bozuluyor. Ancak kıymetli kardeşlerim, imama uyan kişi imamla birlikte bir fiille başlar, onunla birlikte bitirirse bunun zararı olmaz. Yani imamla beraber başlıyorsun, imamla beraber. Ama iftitah tekbiri imamdan önce alınmaz. İmam Allahu Ekber demeden sen Allah niyeti getirip namaz içerisine giremezsin. Onun için şafiler buna dikkat etsin inşallah. Evet. Sesli olarak gülmek, ağlamak, üfürmek, inlemek, ahvah etmek, üksürmek, ıh ıh etmek, tenahuh diyor, aksırmak, esnemek gibi davranışlardan bir defa yapılsa bile mecbur kalmaksızın yapıldıkları ve iki harfe vardıkları takdirde namaz bozulur. Dikkat edecek. Eğer tek harf çıkarsa namaz bozulmaz. Ancak kişi mecbur kalır ve bu davranışlardan çıkan seslerin toplamı altı kelimeyi aşmıyorsa namaz bozulmaz. Evet. Ee, bir de şuna dikkat etmesi lazım. Şafi olan kardeşlerimiz mesela diyelim ki namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdığı zaman akşam namazı kıldırıyor. Akşam namazını kıldırdığı zaman ee, boğazına bir şey takıl. Boğazına bir şey takıl. Fatiha okuyor. Öh demeden yani o boğazını temizlemesi için mutlaka harf çıkarması lazım. Bunu dese namazı bozulur. Niye? Çünkü Şafii mezhebine göre sesli namazlarda sesli okumak sünnettir. Orada sünneti terk edecek, gerekirse gizli okuyacak. Yani aşikara oku olmayacak, içinde okuyacak. Buna inşallah dikkat etmesi lazım. allah Teala namazlarımızı hakkıyla dergâh-ı izzetinden kabul eylesin. Ve namazı bozacak bütün hallerden de bizleri muhafaza eylesin. وَاَخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ